Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, yazılı, görsel ve internet medyasının çok saygıdeğer temsilcileri, kıymetli konuklarımız. Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu, refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizzatihi milletimizin kurduğu masada 13. Cumhurbaşkanı olarak belirlenen, ömrünü hak, hukuk, adalet ve liyakate adamış Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Efendim hepinize afiyet olsun. Ramazan ayı hepimizin oturup biraz düşünmesi gereken bir ay aynı zamanda. Ramazan ayı aynı zamanda her birimizin kendi manevi dünyamızda bir vicdan sorgulaması yapması gereken bir ay. Ramazan ayı aynı zamanda manevi duygularımızın zenginleştiği bir ay. Ramazan ayı aynı zamanda fakire fukaraya bakıp da acaba onların da karnı doyuyor mu diye kendi kendimize sorguladığımız bir ay. Ramazan ayı aynı zamanda ettiğimiz duaların kabul olması için Yüce Yaradan'a dua ettiğimiz bir ay. Ramazan ayında burada Trabzon'da bulunmaktan son derece mutluyum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın İmamoğlu ile birlikte geldik. İstanbul'u yönetiyor. Omuzlarında ciddi bir yük var. Ama göreceksiniz, hepimiz tanı olacağız. Sayın İmamoğlu bütün bu yükleri kaldıracak kapasitede ve birikimde. İnşallah bunları gerçekleştirecek. Değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım, Yüce Yaradan kitabında der ki, aklınızı kullanmıyor musunuz? Yüce Yaradan'ın bize verdiği en önemli hazine akıldır. Aklın kullanıldığı yerde pek çok gelişmeye imza atabiliriz. Aklın kullanıldığı yerde adalet olur, bereket olur, üretim olur, dostluk olur, kucaklaşma olur. Dolayısıyla aklımızı iyilikten yana kullandığımızda bütün sorunları aşarız. Bir Anadolu ozanı vardır. Şöyle der: cehennem dediğin dal odun yoktur, herkes ateşini buradan götürür. Doğru mu? Doğru. Bize cehennemde kazanlar var, orada zabaniler var. Uzun uzun anlatılır. Ama bir Anadolu ozanı bunu o kadar güzel iki dizeyle anlatmış ki, cehennem dediğin dal odun yoktur, herkes ateşini buradan götürür. Yani bu dünyada haksızlık yapmazsanız, adaletsizlik yapmazsanız, kul hakkı yemezseniz, insanlardan yana olursanız, Yüce Yaradan'ın yarattığı kainattan kainata kötülük yapmazsanız, yani katliam yapmazsanız, yani gereksiz yere ağaçları kesmezseniz, yani tabiatı tahrip etmezseniz, sizin zaten cehennemle bir ilginiz yok ki. Siz, Yüce Yaradan sizi farklı bir yerde ağırlayacaktır. Dolayısıyla bu çerçevede bakmamız lazım. Adalet duygusunu büyütmemiz lazım. Adalet duygusunu büyütmediğimiz andan itibaren sorun yaşamaya başlarız. Çünkü adalet, kainat adalet üzerine inşa edilmiştir. Devletin dini adalettir. Adaleti sağladığınız andan itibaren geniş kitlelerle huzur içinde yaşamasını öğrenirsiniz. Çünkü bilirsiniz ki bir yerde adaletsizlik varsa hep birlikte o adaletsizliğe karşı çıkacağız. O nedenle sevgili Peygamberimiz, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır demiştir. Haksızlığı kim yaparsa karşı çıkacağız.
kim yaparsa, benim gibi düşünmeyen birisine de haksızlık yapıldığında bu doğru değildir dememiz lazım. Burada bir haksızlık vardır dememiz lazım. Haksızlığı bize seslendiren ise yüreğimizdeki vicdandır. Bazı felsefeciler vicdanı Allah'ın yüreğimizdeki sesi diye tanımlarlar. Çünkü bu kadar da olmaz dediğiniz andan itibaren bilin ki vicdanınız size bir şeyler söylüyor. Burada bir haksızlık var ve bundan fazlası da olmaz. O nedenle bizim yeni bir sürece ve yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Kavgadan uzak bir başlangıca ihtiyacımız var. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Büyümek istiyoruz. Kalkınmak istiyoruz. Gencecik evlatlarımız geleceklerini yurt dışında değil, kendi ülkelerinde çalışarak, üreterek, kazanarak ve huzur içinde yaşayarak kendi ülkelerinde kalmalılar ve onun yolunu, yordamını bulmalıyız. Bizim evlatlarımız geleceği yurt dışında arıyorsa her birimizin oturup düşünmesi lazım, sadece benim değil. Her anne babanın oturup düşünmesi lazım. Ya bu çocuklar geleceklerini neden yurt dışında arıyorlar diye. Bu sorunun yanıtını kendi vicdanımızda sorgulamalıyız. Ben A partisi B partisi diye bir şey söylemiyorum. Ama kendi vicdanımızda sorgulamalıyız. Bunu sorguladığımız andan itibaren doğruyu da bulmuş oluruz. Bakınız, bu bölgenin iki stratejik ürünü vardır. Çay ve fındık. Çay ve fındık dışında burada kitlesel üretilecek bir alan yok. Zaten öyle bir tabiat da yok burada. Dolayısıyla strateji ürünün bölge açısından önemini bilmek ve bunun gelecek planlarının yapılması gerekiyor. Eğer burada tekelleşme olursa fındık konusunda, bir yabancı firma gelirse, bu tekelleşmeden büyük kazançlar sağlarsa kimin alın teri kime veriliyor? Eğer fındığın dünyadaki kullanım alanı 140-150 milyar dolarlık bir ciroya ulaşıyorsa ve dünyada fındık üretiminde Türkiye bir numaraysa ve biz 1,5-2 milyar dolarlık gelir elde ediyorsak oturup düşünmemiz lazım. Biz üretiyoruz, başkaları kazanıyor. Neden? Neden? Ne demişti Yüce Yaradan? Aklınızı kullanmıyor musunuz? İnsanoğlu aklıyla hareket eder. Bizim dışımızdaki bütün canlılar içgüdüleriyle hareket ederler. Ama biz aklımızla hareket ederiz. Yüce Yaradan'ın bize verdiği en değerli hazineyle. Çay yine bu bölgenin stratejik ürünüdür. Ama eğer kaçak çaya izin veriliyorsa ve bu çaylar Türkiye'nin her yerinde satılıyorsa o zaman Rizeli, Trabzonlu niye çay üretiyor? Ve bunun emeğini biz neden heder ediyoruz? Bunların düşünülmesi lazım. Ve buna uygun politikaların geliştirilmesi lazım. Fındık ağaçları yaşlanıyorsa gençleştirilmesi lazım. Gençleştirilen fındık ağacı demek o ağacın bir süre üretim ya meyve vermemesi demek, fındık vermemesi demektir. O zaman ne yapacağız? O süre içerisinde sosyal devlet harekete geçecek, fındık üreticisine destek olacak demektir. Sosyal devlet budur. Sosyal devlet vatandaşının yanında olan devlettir. Sosyal devlet gelir dağılımını sağlayan, sağlıklı bir gelir dağılımını sağlayan devlet demektir. Sosyal devlet fakirin, fukaranın yanında olan devlet demektir. Size bir örnek anlatacağım. Belki duymadınız, şaşıracaksınız. 1971 yılında parlamentoda Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 102 sayılı sözleşmesi geçer. Kabul edilir. Yıl 1971. 71 yılından itibaren biz 9 sigorta dalını Türkiye'de uygulamayı taahhüt etmişiz. Hastalık sigortası, emeklilik sigortası, yaşlılık sigortası, işsizlik sigortası, iş kazası, meslek hastalığı. 9. sigorta dalı aile destekleri sigortası. Yani hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir sigorta dalı. Yani ailelerin temel gelire kavuşması için getirilen bir sigorta. Bunu taahhüt etmişiz. 1971. Hangi yıldayız? 2023. Kaç yıl geçmiş? 52 yıl. Ne diyordu Yüce Yaradan? Aklınızı kullanmıyor musunuz? 52 yıldır niye çıkmıyor bu kanun? 52 yıldır bu kanun niye çıkmıyor? Sebebini söyleyeyim.
Ben sana şunu vereceğim, sen bana oyunu ver. Yoksulluğun istismarıdır bu. Yoksulluk istismar edilecek bir alan değildir. Ne diyoruz? Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Aile destekleri sigortasının felsefesinde de bu yatar. Kimsenin fakirliği, fukaralığı afişe edilmeden sosyal devlet o aileye düzenli belli bir aylık bağlar ve mesele biter. Ona yeni bir iş verdiğiniz andan itibaren de o yardımı keser. Dolayısıyla yoksulluğun sömürülmediği, siyasete malzeme edilmediği bir düzeni inşa etmek zorundayız. Bunu inşa etmezseniz olmaz. Ölenlerimizi de saygıyla anmalıyız. Geçmişte kavga etmiş olabiliriz. Geçmişte tartışmalarımız olabilir. Ama herkesin arkasından Fatiha okumak gibi güzel bir geleneğimiz vardır. İmam sorar değil mi bize? Helallik ister ve hepimiz helalliği veririz. Dolayısıyla bu da bizim toplumumuzun bir ferasetidir. Beraber olmak, zor günlerde beraber olmak, zor günlerde kucaklaşmak. Depremi yaşadık, Türkiye'nin kalbi orada arttı. Ben gittiğimde Sayın İmamoğlu Hatay'daydı, Mansur Yavaş Kahramanmaraş'taydı. Her bir büyükşehir belediye başkanımız ayrı bir yerdeydi ve oranın koordinasyonunu yapıyordu. Hiç ayırmadık hangi partiden, nereden, nedir, ne değildir diye. Sıkıntıya düşen bizim vatandaşımız ve bizim başımızın üstünde yeri var. Ve bütün imkanlarımızı seferber etmek zorundaydık ve biz bunu da yaptık. Bugün rahmetli Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü. Bu vesileyle onu da rahmetle anmış olalım. Ona da saygılarımızı iletmiş olalım. Değerli dostlarım, devleti yönetmek. Devlet akılla yönetilir, bilgiyle yönetilir devlet. Devlet adaletle ve liyakatle yönetilir. Liyakat ne demektir? İşi ehline vermek demektir. İşi ehline verdiğiniz andan itibaren en rahat eden yöneticidir. Çünkü bilir ki bu işi en iyi o yapar. Beni çağırsanız, ya sen üniversiteyi bitirdin arkadaş. 4 yıl okumuşsun, bir de doktora yapmışsın. Ya şu duvarı ör deseniz ben yapamam. Onu duvar ustası yapacaktır. Çünkü biliriz ki duvar ustası o duvarı en iyi şekilde ören kişidir. Ben neyim? Benim alanım ne? Eğer doktorsam doktorluktur. Mühendissem mühendisliktir. Statik hesaplar yapılacaksa inşaat mühendisi odur. Her birimiz ayrı ayrı alanlarda liyakat sahibi oluruz. Yani uzmanlık kazanırız. 21. yüzyılda kalkınmanın yeni bir tarifi vardır. Kalkınmanın. Hangi devlet kalkınmıştır? Eskiden kişi başına milli gelir denirdi, başka şeyler gerek okunan kitaplar, gazeteler denirdi. Şimdi 21. yüzyılda kalkınan devletin tanımı şu, daha sonra büyüyen devlet, gelişmiş devletin tanımı şu. Küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden devlet gelişmiş devlettir. Bir daha ifade edeyim, küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden devlet gelişmiş devlettir. Eskiden doktor derdik. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzda kasabaya doktor gelirdi, doktor ama sormazdık ne doktoru. Bugün soruyoruz ne doktoru? Her alanda doktor var. Cildiyeciden tutun asabiye kadar, çocuk cerrahisinden tutun kulak burun boğaza kadar. İşte bu gelişmişliği gösterir, uzmanlığı gösterir ve liyakati gösterir. Taş yerinde ağırdır. Liyakat sahibi kişiyi oraya getirdiğiniz andan itibaren yönetici rahat eder. Ve yönetici bilir ki o iş iyi gidiyor. Yönetici ne yapar? Yönetici siyasal kararları verir. Kim için? Toplanan para, yani sizlerden toplanan vergiler nerelere harcanacak? Ne yapılacak? Bununla ilgili kararı siyasi otorite verir. Ama siyasi otoritenin temelinde adalet olması lazım. Neden? Devletin dini adalettir. Ve biz bundan vazgeçmemeliyiz. Bizim büyümemiz ve kalkınmamız için az önce arkadaşlarımla konuşuyordum. 21. yüzyıl bilim ekonomisinin yüzyılıdır. Bilgi ekonomisinin. Bilgiyi yakalayan, bilgiyi üreten devlet dünyada söz sahibidir. Bir daha ifade edeyim. Bilgiyi üreten ve bilgiyi metaya dönüştüren devlet dünyada söz sahibidir. Eskiden 20. yüzyılda petrol savaşları vardı. Bakın şimdi hiç kimse petrol için kavga etmiyor.
21. yüzyıl çip savaşları yüzyılıdır. Kim çip üretecek? Biz bunun neresindeyiz ve bizim siyasetimiz bunu ne kadar biliyor? Ve bizim siyasetimiz bu konuda acaba çalışıyor mu? Soru şu, bilgiyi kim üretecek? Üniversiteler. O nedenle üniversiteler her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı kurumlardır. En aykırı düşüncelerin tartışıldığı ve değer bulduğu kurumlardır üniversiteler. Biz de aykırı düşündü mü hemen TÜKAK'a ederiz, döveriz, atarız. Oysa aykırı düşünmek kadar değerli bir şey yoktur. Bir daha ifade edeyim. Aykırı düşünmek kadar değerli bir şey yoktur. Ne demektir bu? Hepiniz okumuşsunuzdur. Nepton diye bir adam elma ağacının altında oturuyor, yatıyor. Kafasına bir elma düşüyor. Dünyanın en basit aykırı düşüncesi ifade ediyor, aykırı düşüncesini. Ya bu elma niye yere düştü de yukarıya doğru gitmiyor? Aykırı bir şey değil mi? Dünya kurulalı elma yere düşüyor. Ama diyor ki neden yukarıya gitmedi? Neyi buldu? Yer çekim kanunu buldu. Aklı kullanmak yüce yaradanın mucizelerini keşfetmek demektir aynı zamanda. Aklı kullanmak, bilgi sahibi olmak, bilgiyi büyütmek, yüce yaradanın mucizelerini keşfetmek demektir. Örneğin cep telefonlarıyla konuşuyoruz değil mi? Kablo var mı? Hiçbir şey yok. Ama fizik kuralları var. Kim buldu onu? Ben değil. Kim? Fizikçiler. O yararı bize sağlayan kim? Yüce yaradan. Dolayısıyla bilgiye, bilim insanlarına değer vermek lazım. Alimin mürekkebi şehidin kanından değerlidir der yüce peygamberimiz. Alimin mürekkebi şehidin kanından değerlidir. Dolayısıyla alim değerlidir. Bilgi değerlidir. İslam coğrafyasında da İslamiyet'in gelişinden itibaren de bilgide çığır açanlar da İslam alimleridir. Ama daha sonra biz bunları maalesef hepsini göz ardı ettik. Maalesef üzülerek ifade edeyim. Oysa bilgi kadar değerli bir şey yoktur. Keşke hepimiz bilgi sahibi olsak, erdem sahibi olsak, düşünebilsek. Alim, alimliğini bilmeli ama alim baskı altında kalmamalı. Ne deniyor gene? Ne deniyor? Sultanın sofrasına oturan alimin fetvasına itibar edilmez. Dolayısıyla her birimiz bu çerçevede hareket etmek zorundayız. Bizler, yani sizler, ben şunu söyledim bugün mitingde. Allah aşkına ya, kul hakkı yiyenlere oy vermeyin arkadaşlar. Allah aşkına ya. Niye veriyoruz ya? Evlatlarınızı düşünün, Türkiye'yi düşünün. Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde yaşayabiliriz. Geçmişte kavgalar ettik. Bu şu anlama gelmesin. Efendim bizim hiçbir kusurumuz yok anlamına gelmesin. Bizim de kusurumuz var. Bizim de kabahatimiz var. Ben bunu söylüyorum. Çünkü kabahatini bilmek, kusurunu bilmek de bir erdemdir. Dayatma kültürü olmaz. Dayatma diye bir şey olmaz. Bu çerçevede bizim hareket etmemiz, bu çerçevede konuşmamız, bu çerçevede Türkiye'yi aydınlığa kavuşturmamız lazım. Bakın Türkiye, Güney Kore'den önce otomobil üreten bir devlettir. Güney Kore'den önce biz otomobil üretiyorduk. Şimdi bizde bir tane yeni geldi ama Güney Kore'nin dünya çapında 5 markası var. Nasıl oldu? Biz Güney Kore'den önce kişi başına gelir daha yüksekti. Onlar bizi geçti zaten. 40-50 bin dolarlara geçtiler. Çin bizim yerimizdeydi. Çin'e bakın uzaya gidiyor. Yüksek yetenek inşası. Bu kavramı belki hiç duymadınız. Bir toplumu ileriye götüren o toplumun %2'lik üstün zekalı insanlarıdır. Ve o insanlara devlet böyle elle sarılır. Aman bunlar bizde kalsınlar diye. Bir yere gitmesinler diye. Amerika'ya gittim MIT'ye. Yazıldı çizildi. Eyvallah. Efendim gitti icazet alma. Hayır efendim. Dünyanın bir numaralı teknoloji üniversitesine gittim. Dünyanın bir numaralı. Ve orada çalışan hocalar neler yapıyorlar? Acaba bu hocalar bizim ülkemize gelebilirler mi? Biz bunları getirebilir miyiz? Teknolojide atılım yapabilir miyiz? Türkiye teknolojide yeni bir çağ yakalayabilir mi? Bunun için gittim. Ve İngiltere'ye gittim. Yine aynı şekilde.
Bir üniversitenin rektörü bana şunu söyledi. Biz iki şey arıyoruz bütün dünyada. İki şey. Nedir hocam? Bir, dünyanın en zeki adamları nerede? Onu bir İngiltere'ye getirelim. İki, onun yaptığı buluşu Mete'ye dönüştürecek parayı nereden, fonu nereden bulacağız diye. Bizim de üstün zekalı çocuklarımız yurt dışına gidiyor. Pek çok kuruluşun içi boşaldı. Dolayısıyla siyaset kurumunun sorumluluğu burada çok ağırdır. Çok ağırdır. Çünkü yöneten siyasettir. Karar veren siyasettir. O açıdan her bir oyunuzun özel bir ağırlığı vardır. Ya oy verdim önemli değil. Hayır efendim. Her oyun önemi vardır. Demokrasi budur zaten. Demokrasi kültürümüzü de geliştirmeliyiz. Ben sürekli aynı şeyi yaparsam, yanlışı yaparsam ve hep sürekli oy alırsam ve sürekli iktidar olursam ne siz iflah olursunuz ne siyaset kurumu iflah olur. Partiler geçicidir. Partiler devlet değildir. Devlet bakidir. Devletin bakiliği söz konusudur ve devlette liyakat, devlette adalet vardır. Örnek, devlette şef olmak için, şef olmak en düşük mertebe. Bir, KPSS sınavını kazanacaksınız. Üniversiteleri bitireceksiniz. Sınavı kazanacaksınız. Aday memur oluyorsunuz. Bir süre sonra asaletiniz onaylanıyor. Belli bir süre çalışıyorsunuz. Şeflik sınavına giriyorsunuz. Kazanırsanız şef oluyorsunuz. Liyakate bakıyor musunuz? Kazanırsanız şef oluyorsunuz. Ama bakan olmak için iki şeye ihtiyaç var. Savcılıktan iyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. O kadar. Bakan olabilirsiniz. Bir engel yok. Devletle siyasetin farkını ortaya koymak için bunu anlattım. Devlet ayrıdır, devlet bakidir, devlette liyakat vardır. Devlette devletin bekası söz konusudur. Siyaset öyle değil. Bugün vardır. Vatandaş oy vermese ertesi gün giderseniz. Dolayısıyla liyakat sisteminin devlet yönetiminde özel bir ağırlığı vardır. Rahmetli Özal'la çalışırken gece sabaha karşı 3'e kadar rahmetli çalışırdı. Büyük bir keyifle çalışırdı. Biz maliyeciler çoğu zaman itiraz ederdik. Rahmetli Adnan Kahveci de ya fazla itiraz etmeyin dediğinde Özal onu sustururdu. Hayır, bir konuşsunlar bakalım ne diyorlar, bir bilelim yani, bunlar bir şey söylüyorlar bize de bir bilelim diye. Ve biz anlatırdık düşüncelerimizi. Sonunda karar elbette ki siyasi otoriteye ait. Fakat şimdi öyle bir tablo yok değerli arkadaşlar. Böyle bir tablo yok. Kimse derdini anlatamıyor. Derdimi anlatırsam başıma bir şey gelir mi diye. Üstelik ben bunu yaparken o yıllarda henüz daha daire başkanıydım. Yani ne genel müdür yardımcısı, ne genel müdür, ne müsteşar yardımcısı, ne müsteşar. O makamlarda değildim. O daha sonraki yıllarda oldu. Ama daire başkanı iken biz başbakanla oturup tartışabiliyorduk, söyleyebiliyorduk, derdimizi anlatabiliyorduk. Bu yanlıştır diyorduk. Hangi gerekçelerle yanlış olduğunu söylüyorduk. Bunları söyleyebiliyorduk yani. Dolayısıyla devlet yönetimi sıradan bir olay değildir. Devlette beka esastır ve devlet kendi kurumlarının özel olarak da kültürünü oluşturmak zorundadır. Bu kültür oluştuğu andan itibaren devlette liyakat kendiliğinden oturur. Ben Maliye Bakanlığı'na daire başkanı olarak atandığımda kimden sonra genel müdür yardımcısı olacağımı biliyordum. Hangi iktidar gelirse gelsin hiç fark etmez. Bilirdim ki benden 3 gün önce, 4 gün önce atanan o önce genel müdür yardımcısı olur. Sonra sıra bana gelir ve ben genel müdür yardımcısı olurum. Devlet böyleydi. Böyle bir devlet hızla büyür, hızla kalkınır, hızla pek çok gelişmeye imza atar. Sonuçta bilim insanlarını üniversitelerden atmayalım. Aykırı düşündü diye, farklı düşündü diye. Bilim kadar değerli bir şey yoktur. Ne diyor Yunus, koca Yunus? İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya bu nice okumaktır diyor. Bilgiyi bu kadar önemseyen, ilim Çin'de bile olsa gidin öğrenin diyen sevgili peygamberimiz. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen Hazreti Ali. Adaleti en başta bütün yönetiminin ilkesi olarak ortaya koyan Hazreti Ömer. Dicle'nin kenarında eğer bir koyun kaybolursa sorumlusu benim diyecek kadar alçak, geniş yürekli olan bir kişi. Dolayısıyla baktığınız zaman alçak gönüllü ve geniş yürekli birisi. Devlet yönetimi odur. Devleti böyle yönetmek lazım.
alçak gönüllükle, mütevazilikle yönetmek lazım. Devlet benim devletim değildir. Hepimizin devletidir. Ve hepimizin devleti hepimizin gölgesi demektir o zaman. Kimsenin aç ve açıkta kalmadığı, herkesin karnının doyduğu, barış, huzur rüzgarlarının estiği bir devlet. Bir Ramazan sofrası için biraz uzun konuştuğumu farkındayım. Ama konuşurken bilgiden söz ettiler, bilimden söz ettiler. O zaman ben de bilgiden, bilimden, adaletten, erdemden söz edeyim dedim. Dolayısıyla bilgi önemlidir, bilim önemlidir. Ne diyordu Yüce Yaradan? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Aklımızı kullanmak kadar değerli bir şey yoktur. Hepinize afiyet olsun, hepinize saygılar sunuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun efendim. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim Trabzon çok göç vermektedir. Aynı zamanda verdiği göç kadar da göç almaktadır. Efendim izin verirseniz ben şimdi buraya Trabzon Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Hakan Ağyüz'ü buraya, Oğuz'u buraya davet etmek istiyorum. Daha sonra hemen Trabzon Bayburtlular Dernek Başkanımızı buraya davet etmek istiyorum. Sezgin Bey de gelecek. Efendim bekliyoruz Sayın Yer. Trabzon Bayburtlular Dernek Başkanımız. Hemen arkasından Düzköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız gelecek. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'nu da buraya davet etmek istiyorum. Ekrem Bey'i de buraya davet ediyoruz. Efendim şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem Bey ile birlikte size Düzköy Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımız Tirgil Beyefendi günün anısına bir takdimde bulunacaklar. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Düzköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Mümin Tirgil'e çok teşekkür ediyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'nu da zannediyorum günün anısına. Düzköy Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımız Düzköy işlemesi takdim ediyorlar. Efendim iftarımız devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Basın mensup arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarınız için bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Dualarınız kabul olsun. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Afiyet olsun. İyi akşamlar diliyoruz efendim.